Olmanıza gerek var mı? Yani her bir şey istersiniz. Tekrar dönüş yapacağım. Arkadaşlar benim ya. Ben böyle anladım. Yani, anladınız mı? Tanıyorum çünkü o mesela biraz önce Göçmen Gökhan Göçmen'in kardeşlerini tanıyorum. Kendisini de tanıyordum. Adının yazılı olduğu bir formayı gördüm. Belki bir hatıra olarak kalabilir diye. Burada heder olmasın. Yağmur başladı. Islanır. Hiç hallolmaz. Bir poşetin içindeydi. Onu aldım. Başka bir poşete koydum. Almak isterse kız kardeşine vereceğim. Burada insanların anıları da var. Onları da evet. Biraz... Ve bu şekilde olması da şeydi. Yani korunaklı bir şeyin içinde olabilir. Yani ne bileyim böyle yaygın bir küçük çadır belki içinde korunabilir. Geçin. Şimdi şöyle ben bu soruları isterseniz ben cevaplamayayım. Şöyle bunun artık bu soruya cevap vermenin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sizler yani Anka, Fox, Tele 1, Halk TV, TRT 1, CNN... Herkes buradaydı. Herkes bu mikrofonları bana tuttuğu gibi o halka da tuttu. Şimdi de tutabiliyorlar. Ve yani konuşturdukları 10 kişiden 9'unun ne dediğini siz biliyorsunuz. Toplum da kendisi yaşayarak biliyor. Yani bunu demiş, onu demiş ya da ben bunu demişim, onu demişim. Hiçbir şey ifade etmiyor aslında. Yaşayan biliyor yani. Bana yalancı demiş diye ben yalancı olmam. Doğru söyleyip söylemediğimi... Söylediğim vatandaşlar bunu yaşayan insanlar takdir eder. Yani hamaset mi yapıyorum başka bir şey mi? Bu derdi çeken insanlar takdir eder. Yani bana şey dedi galiba aciz mi dedi? Zavallı. Zavallı ben kusura bakmayın ama kim zavallı? Buna da vallahi billahi milletim karar versin. Şu anda en kötü durumda olan şey bu devletten bu iktidardan bu baba elinin uzanmasını bekleyenlere uzanmayan ellerdir. Siz aynı zamanda... Yani ben onu söylüyorum. İkincisi, buradaki insanlar gerçekten söylüyorum, hala bir çadıra muhtaç. Bak şurada gördünüz, beyefendi konteyner bekliyor. Burada evi yıkılmış, iş yeri yıkılmış, kız kardeşine sığınmışlar. Yeterli büyüklükte değil. Diyor ki konteyner, ben yani engelliyim, sorunlarım var. Şeyde çadır kentte vesairede tuvalete falan gidemem. Ben konteyner istiyorum diyor mesela. Geliyor mu konteyner? Yok. Kime vereceğiz? Nasıl vereceğiz? Merhaba ablacığım. Yani
Merhaba güzel. Bak, bakın mesela hanımefendiler yeni geldi. Bak, bakın. Şimdi ben mi doğru söylüyorum Allah Cumhurbaşkanım? Ben mi doğru söylüyorum Cumhurbaşkanım? Yani neticede ben, vicdanım çok rahat. Ben çok rahat kafamı yastığa koyuyorum, koyabilirsem. Günde 2-3 saat uyumuyoruz. Biz gece de çadırları geziyoruz. Çünkü çadırlarda insanlar artık birbirlerini tedavi etmek için çadır önlerine kurdukları o büyük fıçıların üstüne ateş yakıp çekirdek çiğniyorlar, başka bir şey. Onlara bir sohbet olsun diye geceleri de dolaşıyorum. Çaylarımı yudumluyorum, ortaklaşıyorum. Dertlerine deva olmaya ya da yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Hepimiz geziyoruz, hepimiz bu noktada. Ama şuna çok üzülüyorum. Bir yağmur yağıyor, altlarında şey yok. Ne onun adı? Palet falan yok. Yani koruyucu yok. Doğrudan yere serilmiş bir şiltenin üstünde, çamurun içinde su, yağmur yağıyor, çadır su doluyor. Rüzgar esiyor, çadırı alıyor gidiyor. Bir tip çadır da yok. Yani insanın yüreği parçalanıyor. Bunun artık bir son bulması lazım.